Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videodaki konumuz pekiştirmeli öğrenme, yani reinforcement learning uygulamaları içeren Stable Baselines kütüphanesi ile yapay zekaya bir roketimizi aya iniş yaptırmayı öğreteceğiz. Ve burada yine bir pekiştirmeli öğrenme çalışması yapacağız. Hatırlatmak yapmak gerekirse bir önceki videomuzda makine öğrenmesi konularından OpenAI Jim ile ilgili bir örnek yapmıştık. Pekiştirmeli öğrenme kullanmıştık. Yine bunu Colab ortamında yapmıştık ve önceki örnekte direkt arabasını, cart pole diye geçiyor İngilizce, direkt arabasını, daha doğrusu direği arabanın üzerinde düz tutmaya çalışmıştık. Şimdi de bir roketimizi Ay'a iniş yaptıracağız ve şu iki bayrak arasına indirmeye çalışacağız. Şimdi bununla ilgili rehber niteliğinde bir Word dosyası hazırladım. Önceki videomuzda cart pole örneğini yapmıştık. Önceki videomuzu görmek isterseniz orada işte Mr. Çilek kanalımıza girelim. Mr. Çilek kanalımızda bundan bir önceki videomuzda evet, OpenAI Jim ile bu Stable Baselines kullanarak bir cart pole örneği yapmıştık. Yani bir direkt arabası üzerinde direğimizi sabit tutmaya çalışmıştık. Burada OpenAI Jim ve Stable Baselines ile makine öğrenmesi uygulaması diye bu videoya bakabilirsiniz. Şimdi devam edelim. Peki burada bir hatırlatma yapalım. Stable Baselines nedir? Stable Baselines, OpenAI Baselines'a dayalı reinforcement learning algoritmalarının bir dizi iyileştirilmiş uygulamalarıdır. Bunun içerisinde birçok örnek uygulamalar var. Oyunlarla ilgili uygulamalar var. Veya işte buradaki bugün işleyeceğimiz konu gibi Ay'a iniş konusunda yapay zeka eğitmeyle ilgili uygulamalar var. Peki bu Ay'a iniş uygulamasını şimdi size linkini açayım. Evet. Burada Ay'a iniş uygulaması, burada bakın biz Stable Baselines'in sayfasındayız. Şu linkteyiz. Şurada görünen linkteyiz. Colab notebook'lar kullanarak biz Ay'a iniş şeklinde basit bir uygulama burada yapacağız. Şimdi bu aslında Stable Baselines'da zaten olan bir model. Biz bu modeli çağıracağız ve bu modeli özünde ne olduğundan bahsedeceğiz bugün. Burada bakın doğru yere indiği zaman buna ödül veriyoruz. Doğru yere inmediği zaman veya çarpma veya düşme olduğu zaman da ceza veriyoruz. Pekiştirmeli öğrenmenin özünde bu var. Mesela bu örnekte gördüğünüz gibi böyle basit bir roket var. Tabii bu oyun gibi burada ama biraz gerçek hayattan da bahsedeceğiz bu videoda. Lunar Render yani Ay'a iniş uygulaması bir takım paketler gerekiyor. Öncelikle Box2D ve Swig kütüphanelerini indirmemiz gerekiyor ve aynı zamanda pip install Box2D ve kanks yazarak buraları da işletmemiz gerekiyor. Bunları şimdi biz Colab ortamında yapacağız. Ondan önce bir şey daha göstereceğim size. Şurada şimdi bu yapacağımız uygulamanın prensipleri nedir? Her bir pekiştirmeli yani reinforcement learning pekiştirmeli öğrenme uygulamasında bir action space'imiz var. Bir observation shape'imiz var. Bunlar nedir? Şimdi bunlardan bahsedelim. Action space'imiz şu demek. Bizim aksiyon alabileceğimiz kaç çeşit kaç tane aksiyon mümkün. Burada dört tane aksiyon mümkün. Bir tanesi do nothing, yani hiçbir şey yapma. Bir tanesi fire left orientation engine, yani soldaki motoru çalıştır. Fire main engine, ana motoru çalıştır. Fire right orientation engine, sağ motoru çalıştır. Şimdi bu örneğimizde bir ana motor, bir sol ve bir sağ motor var. Bir de do nothing opsiyonu var. Dolayısıyla aksiyon uzayımız 4 hareket içeriyor. Peki observation space nedir? Burada da kaç durum söz konusu? 8 tane state yani durum söz konusu. Birincisi roketimizin, lander dediği roketimizin koordinatları x ve y cinsinden. Doğrusal hızı yine x ve y cinsinden. Açısı, angular velocity yani açısal hızı. Ve yine iki tane de boolean yani bir sıfırlardan oluşan değerler. Bunlar ayağı yere değiyor mu değmiyor mu? Bunlarla ilgili
bir takım değerler. Dolayısıyla toplam 8 tane durum var ve bu durumlar sayesinde biz roketimize o yapay zekaya ödül vereceğiz ya da ceza vereceğiz. Evet, ödüller kısmına geldiğimizde de ödüllerimizde mesela bizim landing pad'den yani işte inmesi gereken yerden eğer uzaktaysa bir puan kaybedecek. Mesela diyelim ki çarparsa, eğer crash olursa çarparsa bir eksi 100 puan. Eksi puanlar ceza, artı puanlar ödül. Eğer bir düzgün bir şekilde inerse, yani doğru yerine inmese bile düzgün bir şekilde inerse artı 100 puan alıyor. Ve yere değen her bir bacak için artı 10 puan. Yani yere değmesi bile bir artı puan. Çünkü bazen de ters dönüp düşebiliyor. Ve tabii ki her bir ana motoru çalıştırdığımız her bir seferde eksi 0,3 puan ceza veriyoruz. Yine yan motorları çalıştırmaya da ceza veriyoruz. Çünkü her çalıştırdığımızda bir kayıp var. Mümkün olan en az motor çalıştırarak bunu yapmaya çalışıyoruz. Eğer problem tamamen çözüldü ve doğru yere indiyse artı 200 puan ödül veriyoruz. Ve tabii ki episodun yani bu seansın bitmesinin koşulları da burada tanımlanmış durumda. Ben direkt şimdi devam ediyorum ve bizim call-up çalışmamıza geleceğim. Bu çalışmayı call-up'ta yapıyoruz. Call-up sayfamı açıyorum. Bu call-up notebook'unu yani Google call-up notebook not defterini size GitHub'taki aşağıda linkte paylaşacağım. Call-up'ı nasıl çalıştırmanız gerektiğini eğer ilk kez hani bu çalışma yapıyorsanız, bir call-up çalışması yapıyorsanız mesela buraya bir Gmail hesabınız varsa call-up yazdığınızda Google call-up diye çıkacaktır ve bu Google call-up'a tıkladığınızda sizi call-up'a götürecektir. Yani tamamen ücretsiz, sadece Gmail hesabınızın olması gerekiyor. Ben mesela hazır Ay'a iniş isimli notebook sayfamı açıyorum. Burada öncelikle bakın sisteme bağlandığınızda bakın burada bağlan diyor. Ben buraya bağlan diyerek şimdi bir seansa bağlanacağım. Yani burada bir oturuma bağlanacağım. Buraya oturuma bağladığım zaman call-up bana bir alan ayırıyor. Ve burada bana ayırdığı alanın bakın RAM'ini ve disk bilgilerini veriyor. Şimdi bakın ilk olarak az önce söylediğim gibi Lunar Lander yani Ay'a inişi yapabilmemiz için apt install Swig dediğimiz az önce size bahsettiğim Box 2D ve Swig kütüphanelerini yüklememiz gerekiyor. Bakın şu anda yanında yeşil tik işareti olduğu zaman bu çalıştı demek. Sonra yine önceki videomuzda da vardı. Bir takım görsellikleri sağlayabilmek için bir takım installlarımız var. FF, MPEG, FreeLoadDev gibi, X ve FB gibi. Ve yine en son burada bakın pip install stable baseline 3 extra. Burada call-up'ta yüklemeniz gereken versiyon bu. Anaconda'da da bunu yapanlar var internette, İngilizce sitelerde. Şimdi bakın bu install'ı da gerçekleştirdik. Şu iki install'ı da gerçekleştirdik. Tik işaretimiz görünüyor şu anda yanında. Şimdi aşağı iniyorum. Şimdi de Jim'i import edeceğiz. Bakın Jim, OpenAI Jim. Hem Jim'i import edeceğiz hem de Stable Baselines'dan kullanacağımız algoritmayı. Burada aslında biz PPO'yu kullanacağız ama burada bu algoritmaların hepsini indiriyoruz, import ediyoruz. Ama özünde PPO'yu kullanıyoruz. Sonra da Stable Baselines'dan PPO algoritmasından MLP Policy, bir önceki videomuzu seyrettiyseniz Multilayer Perceptron politikasını indiriyoruz. Bu da Reinforcement Learning'de bir politika belirlememiz gerekiyor. Bunların hepsi zaten hazır yüklü bu Stable Baselines kütüphanesinde. Son olarak yine Lunar Lander'ı kullanabilmek için Box 2D ile ilgili bu kütüphaneleri yüklememiz gerekiyor. Bunu da çalıştıralım. Şimdi buraya kadar hep gerekli kütüphaneleri yükledik. Yüklüyoruz da devam ediyoruz. Bir sonraki adıma şimdi o yüklemeye devam ediyor bakın dönmeye devam ediyor. Bir sonraki adıma geldiğimizde bakın biz bu Jim'den make komutuyla Lunar Lander zaten önceden mevcut olan burayı aynen böyle yazmamız gerekiyor. Lunar Lander V2 versiyon 2 yüklememiz gerekiyor. Bu şekilde environment'ımız yani ortamımızı pekiştirmeli öğrenme ortamımızı Jim ortamından çağırmış oluyoruz. Make diyerek bunu çağırıyoruz. Aslında bir çeşit burada modeli tanımlıyoruz.
modelin eğitimini bir sonraki adımda yapacağız. Sonra diyoruz ki modelimiz diyoruz PPO modelidir. PPO başına yazıyoruz. Sonra MLP policy kullanacağımızı belirtiyoruz ve bu MV yani biraz önce oluşturduğumuz ortamı environment ortamını kullanıyoruz. Ve bu da bir parametre, verbal sıfır dediği bir parametre. Bununla ilgili de detaylı bilgiler dokümanlarda mevcuttur. Şimdi yukarıdaki bakın işlem satırı yapıldı. Bu make komutunu şimdi işletiyorum. Bakın burada direkt modeli tanımladığımız için hemen çalışma bitti. Yine bize burada NumPy gerekecek. NumPy'yi import ediyoruz. Ve sonra Stable Baselines 3 kütüphanesinden Common Evaluation bölümünden Evaluate Policy'yi çağırıyoruz. Çünkü çalıştırdığımız yapay zekayı değerlendirmemiz gerekiyor. Ne kadar ödül aldığını, ne kadar iyi performans gösterdiğini buradan tanımlamamız gerekiyor. Bu tanımlamayı da gerçekleştirdik. Şimdi şu anda daha hiçbir eğitim yapmadık. Yani daha hiçbir pekiştirmeli öğrenme yapmadık. Bakalım bu Evaluate Policy'yi çağıralım ve modelimizin nasıl bir ödül değeri alacağını görelim. Ortalama ödül değeri alacağını görelim. Şu anda bu bir ödül hesaplaması yapıyor ama şu anda hiçbir eğitim yapmadık. Sadece rastgele bir değer verdi bize. Bakın -573 gibi bir değer verdi. Şimdi modelimizi eğiteceğiz. Modeli eğitmek için bakın burada 10.000 step diyoruz ama ben burada 100.000'e kadar denemişim daha önceki örnekte. Şimdi ben bunu 10 adımla eğiteceğim. Yani aslında basit bir eğitim vereceğim ve ilk performansını bir göreceğim. Sonra da 10.000'lik eğitim yapacağım. 10.000 adım eğitim yapacağım. Tabii ki daha iyi öğrenmiş olmasını bekleyeceğim. Ama önce 10 adımlık bir eğitimle durumu bir görelim. Yani biraz daha ilk başta basit bir eğitim verelim. Eğitim tamamlandı bakın. O 10 adım olduğu için. Ve şimdi bir sonraki adımda bakın bir basit bir eğitim verdim. Bakalım durum ne oldu? Bu sefer ödül durumu ne oldu? Evaluate policy'yi çağırarak tekrar bakın şu komutu çağırarak ne kadarlık bir ödül değeri aldığını görmek istiyorum. Bakın bu sefer ufak bir iyileşme oldu. 573'ten, -573'ten, -485'e düzeldi. Ama 10 adımlık bir eğitim bize çok fazla bir iyi bir sonuç vermez. Burada şimdiki adımda bir fake display yapmamız gerekiyor. Colab'da bu aya iniş uygulamasını gösterebilmek için, yani görselleştirebilmek için basit bir sahte bir display oluşturmamız gerekiyor. Bir önceki videoda bundan bahsetmiştim. O yüzden bu satırı da çalıştırdım. Şimdi şu kısımda ise bizim bir show videos diye bir fonksiyon tanımlıyoruz. Neden? Çünkü yaptığımız eğitim çalışmalarını videoyla da göstermek istiyoruz. O yüzden bunu çalıştırarak şu anda bu fonksiyonu tanımladım. Sonraki adımda da bakın bir önceki videomuzda da yapmıştık. Şu Wake Video Recorder kısmından bu Wake Video Recorder'ı kullanarak video kaydettireceğiz. Colab'da bu Ay'a iniş uygulamasının videolarını kaydedeceğiz ve sonra da bunları görmek isteyeceğiz. O yüzden bu bölümü de fonksiyonu tanımlıyorum. Ve sonra da record video komutunu çağırıyorum şimdi. Record video'yu çağırarak şu anda eğitilmiş yani 10 adımla eğitilmiş olan bu modelimizin videosunu kaydettim. Bakın şurada sol tarafta videos diye bir şey geldi. Klasör geldi. Klasörümün içerisine bir dosya geldi. Şimdi show videos diyerek şu anda eğittiğim 10 adımla eğittiğim basit olarak eğittiğim bakın şu anda çok da düzgün inişler yapmıyor bakın gördüğünüz gibi. Çünkü 10 adım eğittik. 10 adım eğitmek yeterli olmayacaktır. Dolayısıyla şimdi biz bunu daha uzun eğitim yapalım. Şu an gördüğünüz gibi kötü performans gösteriyor. Şimdi bunu kapatalım ve başa dönelim. Bu sefer eğitimimizi 10 adım değil de 10.000 adım için yapalım. 10.000 adım diyelim. Şimdi 10.000 adım tabii ki biraz daha uzun sürecek. Yani şu adım değil ama evaluate kısmı uzun sürecek. Şimdi 10.000 adım için eğitiyoruz. Bu arada bununla vakit geçirirken ben size başka şeyler de göstereceğim. Ama bu kısımdan ziyade sonraki kısımlar biraz daha vakit alıcı oluyordu. Bakın burası daha çabuk bitti. Şimdi evaluate the trained agent yani eğittiğimiz bu özneyi şimdi değerlendireceğiz. Bakın bu kısmı çalıştırıyorum tekrar. Bu sefer 10.000 adım eğittik. Ve bize bakalım ödül olarak kaç verecek. Bu arada bu devam ederken ben size şimdi göstermek istediğim başka şeyler vardı.
Bakın bu arada Lunar Lander yapay zeka uygulamasının mevcut halinin eksik yönlerinden bahsedelim. Şimdi ben 10 bin adım eğitiyorum ama 100 bin adım da denedim mesela. Çok fazla eğittiğiniz zaman da, çok uzun süre eğittiğiniz zaman da her zaman daha iyi olacak anlamına gelmiyor. Burada overfitting dediğimiz durum söz konusu oluyor. Yani ben 100 bin, 500 bin, 1 milyon eğitim dediğiniz zaman her zaman doğru sonuç alamayabiliyorsunuz. Fakat bunu iyileştirmek için ilave bir takım mantıklar veya bir takım daha ilave ödüller getirmeniz gerekebiliyor. Yani sadece bu basit haliyle bırakırsanız en iyi sonuçları alamıyorsunuz. Zaten biraz sonra 10 bin adımla eğittiğimizde de biz sonuca tekrar bakacağız. Bakın şu andaki reward'umuz da az önce söylediğim gibi bakın eksi 580 gibi bir değer çıktı. Yani 10 bin adım eğitmemizde bile eksi 580 gibi bir değer çıktı. Şimdi bunun şu tanımlamaları tekrar yapmama gerek yok. Bunlar fonksiyon tanımlamaları. Direkt record video kısmına gidiyorum. Zaten evaluate ettim. Bu sefer yeni durumun videosunu kaydettiriyorum. Çok iyi bir sonuç alamayabilirim çünkü ödül kısmında bakın yine eksi 580 gibi bir değer çıktı. Şimdi videolar kısmını update etti. Yeni videolar yükledi. Ve show videos dediğimde bakın yine çok iyi sonuçlar alamıyoruz. Biraz sonra biraz daha artırmayı deneyeceğim. Biraz daha şansa aslında. Tamamen çünkü rastsal olarak bu değerleri oluşturuyor. Şu anda da performanstan memnun değilim. Şu an tekrar geri dönüyorum. Ve 10 bin adım eğitmek yerine bu sefer 50 bin adım eğitmek gibi deneyelim. Bakın burada biraz şansa değerler alıyoruz. Şu 580'i mesela iyileştirmek istiyorum. Tekrar 50 bin adım için tekrar eğiteceğim ve yine evaluate edeceğim. Ve burada az önce söylediğim gibi çok fazla yaptığınız zaman da işte 10 bin adımı arttırdık ama her zaman daha iyi sonuç verecek anlamına gelmiyor. Bundan sonra evaluate kısmını çalıştıracağım tekrar. Evet, size söylemek istediğim bir de şu video vardı. O videoyu açacağım biraz sonra. 50 bin adım için tabii ki biraz daha uzun sürüyor süresi. Eğittiğimiz agent'ın evaluate'ini yapacağız biraz sonra. Değerlendirmesini yapacağız. Ve tabii ki normalde daha fazla uzun süre eğittiğimiz için daha iyi bir sonuç bekliyoruz. Ama gördüğünüz gibi pekiştirmeli öğrenmede bu hazır sistemi kullandığımız için aslında arkada kapalı bir kutu var. Peki biz kendi uygulamamızı geliştirmek istersek ne olacak? Onda da videonun sonunda bahsedeceğim. Yani burada hazır olan bir sistemi kullanıyoruz. Daha önceden tanıtılmış bir model var. Lunar Lander diye. Ama biz kendimiz bir şey geliştirmek istiyorsak onu da bir sonraki videoda işlemeyi planlıyoruz. Bakın burada tabii biraz daha uzun sürdüğü için onun bitmesini bekliyorum. Sonra evaluate kısmını çalıştıracağım. Hatta şu an bunu da çalıştırayım. İkisi birden çalışsın. Ve ben size göstermek istediğim şu videoyu açayım. Normalde Ay'a iniş konusunda biz şuralarda bir yerden gösterebilirim. Mesela Ay'a iniş konusunda sadece biz buradaki dik inişi inceliyoruz. Fakat normalde biz bir roketimizi Ay'a indirmek istiyorsak önce Ay'ın yörüngesine oturtmamız gerekiyor. Tabii önce Dünya'dan çıktığında Dünya'nın yörüngesinde olacak. Sonra Dünya'nın yörüngesine ayrılıp Ay'a doğru gidecek. Ve aslında Ay'da gideceği yerlerde bir takım muhtemel iniş yerlerine bakacak. Yani aslında iş biraz daha karmaşık. Sadece o inme olayı değil yani. Sadece o dik iniş değil. Ve biz dünyadan da bunu takip edeceğiz. Ve bunların birçok aşamalarında yapay zekayı kullanabiliyoruz. Şimdi mesela bunun tam ineceği pozisyon belli. Ay'da ineceği pozisyon belli. Ve şimdi artık bir fren yapması lazım. Dolayısıyla ana motoru çalıştırıyor böyle. Ve bu freni yaptıktan sonra tabii ki dik pozisyonda ineceği yere inmesi lazım. Fakat burada da ineceği yerlerle ilgili yine yapay zeka devreye girerek analiz yaparak bir navigasyon yaparak diyelim bu doğru yerleri tespit etmeye çalışması lazım ve ondan sonra doğru yeri analiz ettikten sonra da bizim işte bu videoda işlediğimiz iniş prosedürünü gerçekleştirmesi lazım. Dolayısıyla bakın mesela önceden referans bir yer belirledi. Fakat burayı analiz ettikten sonra o referans yere değil de daha düz bir yere inmeye. Şimdi bakın bu bölgenin analizini yapıyor. Yine burada yapay zekadan yararlanabiliriz. Veya yer istasyonuyla veri alışverişi yapılarak da yapılabilir bu bilgi işlenmesi, analizi. Ve sonra bakın referans noktaya değil de
farklı bir noktaya, yeni bir yer belirleyip oraya inebilir. Bunların hepsi yapay zeka yardımıyla olabilir. Şimdi işte bu aşamadan sonra bu iniş gerçekleştirilebilir. İşte biz sadece bu aşamayı görüyoruz. Yani bu uygulamada. Fakat aslında işin bütününde çok farklı parametreler var. Dolayısıyla yani bundan da bahsetmiş olalım. Şimdi bizim kolaba geri dönersek, bakın 50 bin adım için eğitim yaptık. Şimdi bunun değerlendirmesi devam ediyor. Umalım ki daha iyi bir ödül değeri alsın. O devam ederken ben son yapay zeka ile ilgili çalışmalarda, uzay çalışmalarında yapay zeka nerelerde kullanılır? Bilim adamları uyduların ve diğer uzay varlıklarının hareket yönlerini ve rotalarını kontrol etmek için yapay zeka kullanıyorlar. Yapay zeka sistemleri çarpışmaları önlemek için geminin yolunu değiştirebilir. Veya işte az önceki örnekte olduğu gibi inişi daha sağlıklı yapabileceği bir yer, farklı bir yer belirleyebilir. Evet, ödül değerimiz olmuş. Bakın bu sefer -336 inmiş. Yine eksilerdeyiz. Yani aslında çok muhteşem bir sonuç almamışız. Ama diyelim ki bu değerle yola çıktık, devam ediyoruz ve tekrar videolarımızı işletelim. Hatta size record video kısmını çalıştırıyorum. Şu videos kısmına üzerine yazdırıyorum. Umuyoruz ki şimdi biraz daha iyi bir sonuç alalım. Bakın şu anda tekrar bu videoları update ettim. Şimdi show videos fonksiyonu çağırarak videomuzu çalıştıralım. Bakın bu sefer biraz daha böyle dikkatli inmeye, daha dikkatli inmeye, birden pat diye düşmüyor. Biraz daha dikkatli inmeye çalışıyor. Burada tabii 10 saniyelik bir video kaydı var. Bunu eğer tekrardan record ederseniz başka bir video kaydedecek. Şunu kapatalım. 10 saniye kısa bir süre olduğu için bu bir öncekinde mesela kısa kalmış. Tekrar göster diyelim. Ve bakın daha da dikkatli inmeye çalışıyor. Bu sefer artık öğrendi biraz. Daha dikkatli inmeye çalışıyor ama yine 10 saniyemiz yeterli olmayacak gibi görünüyor. Bu şekilde pekiştirmeli öğrenmeyle Lunar Lander, yani Ay'a iniş uygulaması geliştirmiş olduk. Fakat burada, evet, bu kısmı buraya kadar diyelim. Son olarak son söyleyeceğim şey, sonraki videomuz hangi konuda, bunun planlamasını şu anda konuşabiliriz. Şimdiye kadar Stable Baselines kütüphanesindeki mevcut uygulamaları kullandık. Cartpol örneğini yaptık. Lunar Lander örneğini yaptık. Ama bunlar zaten hazır. Biz bir şey yapmadık. Peki pekiştirmeli öğrenmeye dayalı kendi yapay zeka uygulamamızı geliştirmek istersek nasıl bir yol izleyeceğiz? Stable Baselines kütüphanesini bu amaçla da kullanabiliyoruz. Oradaki OpenAI Jim komutlarını yine kullanabiliyoruz. Fakat bu sefer ödülleri, cezaları biz tanımlıyoruz. Kendi environment'ımızı, kendi ortamımızı tanımlıyoruz. Bunu da bir sonraki videoda yapmayı planlıyoruz. Umuyorum sizlere faydalı olmuştur. Hepinize iyi günler diliyorum.